harcamaya bazen tatlıdır. Sadri, Allah aşkına ne olur niye getirdiniz beni buraya? Sadri, korkuyorum ya, yeter! Sabredin, az kaldı. Sadri! Cerrah nerede, ne olur niye getirdiniz beni buraya? Şöyle durun. Sadri! Zekiyor gibi değil mi? Ya böyle gaz kokusu gibi. Cerrah ne oluyor? Ne yapıyorsun? Benim ne işim var burada? Birazdan göreceksin. Neyi göreceğim? Niye benim ellerim kollarım bağlı? Ne yapıyorsun? Sakin. Sakin. Ne yapıyorsun? Şimdi sana yarım kalan yemeğimizi telafi edeceğim konusunda söz vermiştim, değil mi? Hı? Yapılır mı böyle şey? İnsan eli kolu bağlanıp güpegündüz adam kaçırır gibi sürpriz yapılır mı ya Cerrah? Bana oynadığın oyuna karşılık küçük bir oyun diyelim sadece. Benim oyunumu? Restoranda lavaboya gittiğinde telefonda bir mesaj geldi ve ben de istemeyerek okumak durumunda kaldım. Müsaadenle tuvalete gitsem. Ekranda mesajın bir kısmı görünüyordu. Adımı görünce merak ettim. Bana güvenmediğini anladım. Gerisini merak ettim tabii mesajın. Sonra arkadaşın Yeşim'le yaptığınız yazışmaları okudum. Benim vereceğim tepkiyi görmek için oynadığınız oyunu öğrendim. Normalde başkasının telefondaki mesaj okunmaz diye şu anda yaygarayı koparmıştım. Ama şu an çok feci yakalandım. Sonra da dedim ki madem öyle ben hayata bir oyun oynayayım dedim. Madem bana güvenmiyor, madem benim tehlikeli olduğumu düşünüyor. Görsün bakalım dedim ne kadar tehlikeliymişim. Sadri'yi arayıp 10 dakika sonra beni aramasını söyledim. Pardon. Kulak kabarttın, o konuşmayı yaptım. Efendim Sadri. Siz halletmeyecek miydiniz o işi? Tamam, eski usulle halledin o zaman. Hı-hı. Tamam, ben eve geliyorum. Hayat, çok özür dilerim. Benim acil bir işim çıktı. Hemen çıkmam gerekiyor. Tamam canım, yani acilse zaten kalktın zaten. Ama sana söz veriyorum, bu yarım kalan yemeği en iyi şekilde telafi edeceğim. Görüşürüz. Sen bir tilkisin. Tam bir tilkisin. Senin içine şüphe düşürüp oradan ayrıldım. Ve adım gibi emindim. Benim tanıdığım hayat merak edip ne olduğunu öğrenmek için peşime takılacaktı ve tabii ki yanılmadım. Sen var ya beni çok iyi tanımışsın. Yani. Hayır, çok iyi tanımışsın. Ben de sazan gibi senin oltana fır 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 takıldım. Tüh. Sonra da evdeki o bagaj tezgahını hazırladık. Thank you.
Hayat! Kadri. Allah! Allah'ım! Ah! Ah! Çıkabilirsin Kazım. Gerisini biliyorsun zaten. Sadrılar seni yoldan aldılar, buraya getirdiler. Bırak öyle. Peki. Sadri'ye ben yolda gelirken dedim ki Yeşim peşimde olduğunuzu biliyor dedim. Polisi arayacak dedim. Bana dedi ki biz onu hallettik. Neyi halletti? Yeşim Hanım'ın polisi arayabileceğinden şüphelendiğim için oraya da bir adamımı yolladım. Yapacağım sürprizi anlattı ona. Yani Yeşim Hanım şu an benimle yemekte olduğunu biliyor. Yeşim'in de haberi var yani. Evet. İnanmıyorum ya. Senin matematiğin kaç? Zayıf. Bu analitik zekayla, bu organizasyon gücüyle bu kadar kısa zamanda sen her şeyi en ince ayrıntısına kadar nasıl düşündün ya? Ben yolda Sadri'ye yalvardım, aklım çıktı bir şey olacak diye. Hayat, ben hayatta olduğum sürece sana bir şey olmasına müsaade etmem. Peki, sen kafede o adama nasıl tahammül ettin? Adam senin üstüne meyve suyu döktü. Ben olsam delirmiştim. Sen nasıl bu kadar sakin kaldın? Bugünlerde aklımda tek bir şey var hayat. Tek bir şey. Ve o şey elimi kolumu bağlıyor. Ne kızabiliyorum, ne öfkelenebiliyorum, ne sinirlenebiliyorum. Ne o, ben miyim? Sensin hayatım. Seni düşündüm mü yüzümde kocaman bir tebessüm oluşuyor. Çok mutlu oluyorum. O kadar mutlu oluyorum ki gözüm hiçbir şeyi görmüyor. Senden şüphe ettiğim için özür dilerim Tilki. Önemli değil. Bu kadar oyun karnını acıktırmadı mı? Sen ne diyorsun? Ölüyorum. Hadi o zaman. Çok açım. Hey! Bunların hepsini sen mi yaptın yine? Kısmen. Bana bak, sen bu işleri bırak. Yemekçi ol sen. Restoran mesturan. Hadi otur otur. Ay, İnanmıyorum. Hangi birini yesem şaşırdım valla. Gözde'yi gördün mü? Yok, görmedim. Emirhan, Gözde'yi gördün mü? Hayır, görmedim. Ya yok. Yok ya, yok. Yok. Hadi. Arkadaşlar, Gözde'yi gördünüz mü? Hayır, görmedim. Gel buraya. Ne oldu Şerif, ne oldu? Filmi daha yeni çektiler. İstersen sonunu hemen söyleyeyim, filmin sürprizini bozmayayım bir tanem. Ne olacak ya? Boşa masraf oldu işte. Sana bir şeyim yok. Damdan düşer gibi hastaneye gelmeyelim dedim. Damdan düştün zaten. Ay neyse, boş ver. Ne yapıyoruz şimdi? Ne mi yapıyoruz? Filmin sonuçlarını bekliyoruz. Doktor görecek. Ondan sonra da biz muhasebeyi göreceğiz. İşte o zaman göreceksin. Nasıl beyin kanaması geçiriyorum, o zaman göreceksin. Ay abartma Şerif. Gel şurada bir yerde oturalım da sonuçları bekleyelim. Gözde. Gözde, bırakma kendini.
çok teşekkür ederim ya. O kadar güzel bir yemek, o kadar güzel bir sürpriz oldu ki. Benim için de öyle. Zaten senin yanında her şey güzelleşiyor. Ya o değil de ne biliyor musun enteresan olan? Ben sana güvenmeyip bu kadar işler çevirdim ama galiba bu dünyada bir tek senin yanında bu kadar güvende hissediyorum. Gerçekten. Nefes al, Gülsün. Gülsün nefes al. Şerif. Şerif iyi misin? Daldın gittin hop. He? Ha iyiyim. Ya şeyi düşünüyordum bir tanem. Şimdi röntgen filmi çektirdik ya. Bu filmlerin de indirimli halk günü olsa ne güzel olurdu değil mi? Hay niye söylüyorum biliyor musun? Şimdi bize metrelerce uzunlukta fatura çıkartacaklar. Böyle sıfırları bol olan. Gör bak. Ha geliyor. Doktor. Yaşayacak mı? Ciddi bir şey görünmüyor. Filmlerde kırık, çatlak falan yok. Duydun değil mi? Duydun. Boşuna çektirdik filmleri. Yine de önümüzdeki 24 saat çok önemli. Bu süre içinde kesinlikle uyumamanız gerekiyor. Herhangi bir baş dönmesi, mide bulantısı olursa derhal hastaneye gir. 24 saat uyutmayacağız yani. Evet. Merak etmeyin, o faturayı görünce bu gözlerime kolay kolay uyku girmez zaten. Nerede olduğunu bilen de yok. Huraylar ne yaptı? Bulmuşlar mıdır acaba? Bulsalar yazarlardı kızım. Arkadaşlar nedir durum? Yok abi bulamadık. Ya bu böyle olmayacak. Ben artık gerçekten endişelenmeye başladım. Hayat Hoca'yı arıyorum. Aynen aynen. İşin rengi değişmeye başladı. Sen ara bence. Bir işinizi de ben siz halledin değil mi? Zeynep. Alo? Ne? Nasıl? Baktınız mı her yere? Ne olmuş hayat? Tamam sakin olun tamam. Tamam geliyorum ben. Geliyorum tamam. Ay Allah'ım yarabbim bıktım artık ben bu kızın bu dertlerinden ya. Ne olmuş? Bu kız beni sonunda öldürecek. Yok ortada yok yine. Uzun zamandır da yokmuş. Her yere bakmışlar bulamıyorlar. Okula tamam. Gidelim cerrah ne olur. Tamam sakin ol zaten yakınız. Özgür Hayat'ın okuluna gidiyoruz. Bir haber var mı? Yok. Ulaşılmıyor abi, ulaşılmıyor işte. Kesin var ya, Burak kaçırdı gözleri. Abi ne alakası var ya? Onu var ya bak, elime geçireyim, öldüreceğim onu ya, öldüreceğim. Ya saçmalama ya. Hakim ol. Ya Zeynep, sen en iyisi Gözde'ye bir mesaj at. Açar açmaz görür. Doğru diyorsunuz. Ya ben böyle bir mesaj atmadım ki Gözde'ye.
Ne mesajı? Ya hemen okulun bodrumuna gel, konuşmak istediğim çok önemli bir şey var demiş. Ama ben demedim bunu. E biri niye senin telefonundan böyle bir mesaj atsın ki? Bilmiyorum. Mesajı kendi telefonundan atarsa Gözde'nin gelmeyeceğini biliyor. Kesin Burak. Gözde'yi bodruma çekmek için yapmış. Bodrum! Zeynep neredeler? Hocam galiba okulun bodrumundalar. Ne işleri var bodrumda, kiminle? Ayrıntısını sonra öğrenirsin Hayat, hadi. Hocam, çabuk. Burak'la ilemişler hocam galiba. Burak! Burak! Yüklen, yüklen. Oğlum, bir şey söyleyeceğim. Koku ne lan? Arkadaşlar gaz kokuyor. Arkadaşlar eğer gaz kokuyorsa bunlar da içerideyseler. Lazım çabuk. Anahtarlar nerede abi? Müstak abi anahtarlar lazım. Versene ya çabuk. Ne diyorsunuz siz ya? Abi anahtarlar diyoruz. Abicim bodrum kattaki kapının anahtarları lazım. Acil durum hadi. Anahtarları veremem. Onlar bana zimmetli öyle. Her önüme gelene anahtar veremem. Size hiç veremem. Abi arkadaşlarımız gaz dolu odada kilitli kaldı. Hemen anahtarları vermezsen abilik diye bir şey kalmayacak Müstak abi. Next. Niye baştan beri de söylemiyorsunuz? Söylüyoruz ya. Abi baştan söylüyorum, acil durum. Tanem ya. Sanki röntgen filmlerini Spielberg çekti. Allah Allah. Bunlar bizim çocuklar değil mi? Yavrularım, beni ziyarete gelmişler. Ya gel. Yavrum. Ne oluyor lan? Şişt, dur bakayım, gereksiz. Oğlum, siz beni ziyarete gelmediniz mi? Yok hocam, Gözde'yle Burak gazdan zehirlenmiş. Onlar için geldik, acile gidiyoruz. Ne dedi bu gereksiz ya? Gözde'yle Burak gazdan mı zehirlendi dedi? Ay canım. Allah Allah. Bir gün aklımı çıkaracaksın yerinden. O kadar korkuttun ki beni Gözde. Abla iyiyim ben, bir şeyim yok benim. Bakışı biliyorum ben. Bana yine kızgınsın değil mi? Kızgınım.
Bak hastayım diye çekiniyorsan çekinmene gerek yok. İyiyim ben. Gözde, şu an burası konuşmanın ne yeri ne de zamanı. Benim damarıma basma. Eve gidince abla, kardeş konuşuruz, tamam? Abla ne konuşacaksak konuşalım işte. Belki başıma gelenler için beni suçluyorsun. Gözde, ben seninle tartışmaktan çok yoruldum. Takatim kalmadı artık. Anlatabiliyor muyum? Bana diyorsun ki Burak'la görüşmüyorum. Sonra öğreniyorum ki Burak'la görüşüyormuşsun. Abla ben Burak'la görüşmüyorum, düşündüğün gibi değil. Zaten hiçbir şey benim düşündüğüm gibi değil. Bir sen bir şeyler söylüyorsun, senin söylediklerine inanıyorum. Ben bir şeyler düşünüyorum ama sonra bir öğreniyorum ki hiçbir şey benim düşündüğüm gibi değilmiş. Tamam, haklısın. Bana inanmaman benim suçum. Bu yüzden seni suçlayamam. Evet. En iyisi sus. Neye inanmak istiyorsan ona inan. Hocam, özür dilerim ama bu sefer Gözde gerçekten haklı. Yani Burak Bodrum'a çağırmak için Gözde'yi benim ağzımdan, benim telefonumdan mesaj atmış. Ne diyorsun sen? Bakın. Hemen okulun Bodrum'una gel, konuşmak istediğim çok önemli bir şey var. Biz ne yapacağız bu çocukla şimdi? Ha? Ne yapacağız? Ben 40 defa söylemedim mi sana? Okuldan bir arkadaşına flört etme, gönül ilişkisi kurma. Kime dedim acaba? Al bakalım yeni bir olay daha. Buyurun. Kendini nasıl hissediyorsun Burak? Daha iyi misin? İyiyim cerrah bey, sağ olun. Lan sen nasıl adamsın ya? Ha? Nasıl adamsın sen? Buray, sakin. Ya sen bu kıza çıktığından beri kızın başına gelmeyen kalmadı be. Kız kayboldu. Videosu internete düştü. Bir gazla zehirlemenin kalmıştı, onu da yaptın. Oğlum abuk subuk konuşma lan. Sen ne olduğunu nereden biliyorsun ki? Uzak duracaksın ondan, uzak duracaksın. Koray, saçmalama. Saçmalama. Ya Koray, bir kendini kontrol eder misin? Burak da Gözde de ölümden döndü. Tamam. Sadece konuşacağım. Sevdacığım, izninle. Tamam, daha sonra konuşursunuz. Hadi dışarı. Burak, geçmiş olsun. Sağ ol. Bir de öpücük konursaydın hayata döndü diye. Koray. Ya ben çıkıyorum ya. Boşuna ısrar etme Şerif. Eve gitmek yok. Duydun doktoru. 24 saat uyumak yok. Ya sen doktora ne bakıyorsun? Seldi boylum al yazmalım ya. Ben alışığım düşmeye. Bak çocukken sürekli meyve ağaçlarından tepe üstü düşerdim. Yine bir şey olmazdı. Tabii ya. Bir tanem hanım hoca yenge. Benim Şerif'imin kafasına hiçbir şey olmaz. Heh, bak duydun. Bir şey olmaz bana. Çünkü benim Şerif'im çok kalın kafalıdır. Heh. Nadir, anasıyla babasının en büyük pişmanlığı. Oğlum, o nasıl laf öyle gereksiz? Ya müdürüm, ben öyle demek istemedim ki. Hani sağlam kafalı. Yani bir tanem hocam, sağlam kafa sağlam şerifte bulunur. Sus! Yeter. Tamam, hadi son sözü ben söylerim. Bu gece hep birlikte buradayız ve seni uyutmayacağız. Şerifim, yar bayım, al bayım, her şeyim. Sana süt kaynattım. Ay ne yapıyorsun? Süt uyku getirir, bilmiyor musun? Çok özür dilerim, gerçekten bilmiyordum. O zaman ben bir koşu bir ayran çalkalayıp geliyorum. Bir dakika, bir dakika, gel bakayım buraya sen. Ben bütün geceyi bunlarla beraber mi geçireceğim bir tane? Mümkünse ölme hakkımı kullanmak istiyorum. Ver o süt içi, ver, ver, ver. Ne biçim konuşmak öyle, ağzından gel alsın. Kahve yapayım ben sana. Kahve uyku kaçırır, nasıl olsun kahve? Benimki orta şekerli olsun. Benimki çok şekerli olsun. Ya yavaş, gereksizler. Allah Allah. Sen nasıl uygun görüyorsan ben kahvemi o şekilde içerim bir tane. Tamam canım. Oğlum, kafalarınız
boylarınızı uzun göstermekten başka hiçbir şeye yaramıyor. Yemin ediyorum kafa yerine oraya saksı koysak daha iyi olur bence. Hiç olmazsa içine fesleğen ekeriz, arada böyle elleriz, ferahlık olur. Anladınız mı? Artık Burak boyundan büyük işler yapmaya başladı cerrah. Benim adam akıllı onu alıp karşıma konuşmam lazım. Bu böyle olmayacak. Hayat, istersen ben konuşayım Burak'la. Yok, olur mu öyle şey cerrah? O benim öğrencim. Sen ne sıfatla konuşacaksın? Gözdeciğim. Daha iyi misin? İyiyim, iyiyim. Teşekkür ederim. Ben kendim mutfaktan çay alacaktım. Size de getireyim mi? Teşekkürler canım. Birazdan kalkacağım. Tamam. Hayat. Bak bu aralar bu kızın üstüne fazla gitme. Hele bu son yaşadıklarından sonra kaldıramazsın. Ben onun üstüne gitmiyorum ki artık. Ay zaten üstüne gittiğimde ne oldu? Cerrah, başımıza gelenleri görüyorsun. Ben halinin yolunu bulup düzgün bir şekilde konuşmaya çalışıyorum. Derdimi anlatmaya çalışıyorum. Gerçi yine en doğrusunu sen bilirsin. Ben bilmiyorum artık ne yapacağım. Neyse, ben kalkayım. Sabah ararım. İyi, hadi geçireyim seni. Hayır, hayır. Sen otur dinlen. Ben çıkarım. Sağ ol. Kendine lütfen dikkat et. Oh. Gözdeciğim, iyi akşamlar. İyi akşamlar Cerrah. Gözde. Azıcık gel otursana karşıma. Ben nasıl söylesem bilmiyorum ama bu zamana kadar sana çok kızdım. Belki birçoğunda haklıydım, evet. Ama bu sefer haksızdım Gözde. İşin aslını astarını öğrenmeden ben sana çok kızdım. Özür dilerim. Abla ben yanlış duymuyorum değil mi? Yani rüyada falan da değilim. Bunların hepsini sen söylüyorsun. Evet, ben söylüyorum. Gel bakayım yanıma biraz. Gel, gel. Ama sen hala kendini uykuda zannediyorsan seni birazcık çıldırabilirim. Hiç gerek yok. Gel buraya, gel, gel, gel. Ah benim yüzüm, ah. Ah bebeğim benim. Affedebilecek misin beni? Yani elime böyle bir şey geçmiş. Hiç affeder miyim? Bak. Ya canım ablam benim. Ah güzelim, bir tanem. Ah gül kokulum. Ben bu dünyada herkesten, her şeyden çok seviyorum seni. Bunu hiç unutma. Tamam mı? Bebeğim benim. Oh. Bebeğim benim. Bebeğim bu ya. Ne oluyor? Ya ne tatlısınız. Sen de çok tatlısın. Gel buraya çabuk. Gel bir seni de öpsün. Oh. Benim de çok güzel yanaklarım var. Çok şekerler. İstiyorsanız tadına bakabilirsiniz. Yok artık. Şerif! Şerif uyan! Şerif! Şerif uyan! Anam, 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 anam! Yandı! Ne oluyor ya? Elinin kör oluyor. Ben size Şerif'i uyutmayın demedim mi? Hepiniz topluca uyumuşsunuz. Kıkılaya! Ya bir tane bunların muhabbeti o kadar bayık ki. Ben de dalmışım bir anda uyuyakalmışım. He ya, bizim de içimiz geçtiyse demek. Uyku bulaşıcıdır derler ya, öyle uyumuş. Uyku bulaşıcıdır derler ya, bık 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 bık. Çık dışarı, çıkın. Gereksizler. Oh. Aç. Üfle. Hastanede söylediğim şeyler için özür dilerim senden. Önemli değil, Koray unuttum gitti ben onu. Burak'a bir şey olsaydı ne yapardın? Yani çok üzülürdüm Koray. Ne kadar çok? Yani bendeki de soru işte. Ya ben bu kızları anlamıyorum ya. Vallahi bak. Nerede başınızı belaya sokacak denyolar var? Gidip onlara aşık oluyorsunuz. Ya bunu sen mi söylüyorsun Koray?
Ben de sizi anlamıyorum. Ne anlıyorsunuz öyle bir gün onunla bir gün buna takılan kızlardan? Gözde öyle bir kız değil. Burak da öyle bir çocuk değil. Gözde'nin tek sorunu yanlış seçim yapması. Ha iyi işte, bundan sonra doğru seçim yapar, seni tercih eder. Sen de Burak'a takmazsın artık kafana. Ya Burak'tan bana ne ya? Ha? Ben sadece senin için üzülüyorum. Ya sen benim için niye üzülüyorsun ki? Üzülüyorum işte. Koray, bizim planımız bu ikisini ayırıp eski sevgililerimize dönmek değil miydi? Evet ama... Evet ama ne? Ya belki de o herifi sana yakıştırmıyorumdur. Ha olur Koray Bey. Bundan sonra siz beni kime yakıştırıyorsanız onunla birlikte olun. Alo, ne haber Zeynep, neredesin? Hiç, evde oturuyorum. Ben de müsaitsen dışarıya çıkalım, işler yapalım diyecektim. Ay yok, olmaz, ben pijamalarımı da giydim, yatıyordum tam zaten. Yarın okulda görüşürüz. Peki, tamam o zaman, görüşürüz. İyi geceler. Konuşmak istiyorum sadece. Ya annem de zamanında seninle konuşmaya çalışmış. Ebru bak o ayrı bir konu. Ha. Ya kızım sen kimsin ki benim anneme kafa tutup hakaretler edebiliyorsun ya? Kızlar tamam sakin. Sen nasıl bir manyaksın ki arkadaşına evimize girip basıp dağıtabiliyorsun her yere? Ya tamam haklısın, özür dilerim. Ama ne ama? Ne? Ne zannediyorsun? Bu kadar olaydan sonra, bunca zamandan sonra senle ben kardeşçilik mi oynayacağız? Ebru, bak kaybettiğimiz zamanı telafi edebiliriz. Kızım, sen çok mu dizi seyrettin? O dediğin hikayeler var ya, ancak kitaplarda, filmlerde oluyor. Ebru bak sen ne kadar inkar edersen et, biz kardeşiz. Sen ve ben hiçbir şey değiliz Sevda. Babam dışında tek bir ortak noktamız yok seninle. Sen benim yaşadıklarımı yaşamadın. Ya anlat o zaman, bileyim, paylaşmıyorsun ki benimle. Ha, oldu. Yaşayamadıklarımı da dinlemek ister misin mesela? Senin yaşadığın ama benim asla sahip olamadığım, içimde kalanları da duymak ister misin Sevda? Ebru, bak geçmişi değiştiremeyiz. Ama bundan sonrası bizim elimizde. Bundan sonrası diye bir şey yok Sevda. Eğer peşimde dolanmaya devam edersen... çok ciddiyim. Seni bana bulaştığına pişman ederim. Ebru. Sevda, tamam. Zeynep, hayırdır? Niye çağırdın beni bu saatte? Bunu geri vermek için. Ya nasıl ya? Zeynep, senin annenden yadigar. Niye geri veriyorsun? Evet, öyle. Ama artık eskisi kadar istemiyorum.
Lütfen Burak. Anladım. Sen bugün olanlar yüzünden bana kızgınsın değil mi? Ya Burak, benim telefonumda, benim ağzımda Gözde'ye mesaj atmışsın. Ya nasıl bir insan yapar bunu? Aşık bir insan yapar. Ya lütfen Burak, hiç inandırıcı değilsin. Ya ben artık seni tanıyamıyorum, anlayamıyorum. Ya Gözde ölseydi, hiç düşündün mü bunu? Ne yapmaya çalışıyorsun sen Zeynep? Ne yapmaya çalışıyorsun? Zeynep, bak olanlar sadece bir kazaydı. İnan bana, ben sadece Gözde ile konuşup af dilemek istemiştim. Ya keşke inanabilsem Burak, keşke. Ama artık sen eski Burak değilsin. Ve ben bu yeni Burak'ı hiç sevmedim. Uyutmamanın yolunu buldum. O iş bende. Nadir, fotoğrafını afiş yapıp üstüne maazallah çocuğunuz buna benzerse diye yazsam... ...insanlar sittin sene çocuk yapmaz biliyorsun değil mi? Nadir doğru söylüyor Şerif'im. Aslında oynak bir müzik olsa sabaha kadar halay çekeriz. O zaman renk, o zaman dans. Kim bilir vakti zamanında ne büyük bir günah işledim ki Rabbim... ...beli sizinle imtihan ediyor. DJ in the house. Gereksiz. Aça, aça. Bunu mu? Açtım. Ana! Müstak abi, uyudu mu? Uyur tabii. Nereden buldun bunu? Bu ne ya? Bekle beni. Ya ben radyoyu açtım. Şansımıza ne çıktı? Uyuma Şerif'im! Allah! Ne oluyor? Ah, ne yaptınız Şerif'ime? Ne oluyor? Bir tane. Ne olur izin ver ecelimle öleyim. Yoksa bunlar beni zatürreden öldürecek. Uyanmanız için şey etmiştim Şerif'im. Hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Başka birisine sorar gibi aşka diyemeden duramadım. Katsam beni de yanına alsan. Yakalansam da bırakmam kendimi yollara. Yeni baştan kaderimi yazacak. Burak bir şey olsa ne yapar? Yani çok üzülürdüm Koray. Ne kadar çok? Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Yeni baştan kaderimi yazacak bile olsam. Gözde'nin tek sorunu yanlış seçim yapması. Ha iyi işte, bundan sonra doğru seçim yapar, seni tercih eder. Sen de Burak'a takmazsın artık kafanı. Ya Burak'tan bana ne ya? Ha? Ben sadece senin için üzülüyorum. Ya sen benim için niye üzülüyorsun ki? Üzülüyorum işte. Yakalansam da bırakmam kendimi onlara. Burak. Yeni baştan kaderimi yaz.
sızacak bile olsam. Yok bir şey. Kalsa sonralar bakmam geride kalan içime. Bakmam hiç onlara. Geri kalsan korkmadan aşktan geriye kalan kalbimi bana seni hatırlatan. Günaydın. Günaydın. Abidin günaydın. Vay! Günaydın kardeşlerin en yakışıklısı. Bugün hava ne kadar güzel değil mi? Güneş pırıl pırıl. Kuşlar uçuyor. Kelebekler adeta dans ediyor. Abidin sen neyin kafasını yaşıyorsun ya? Ne kuşu oğlum ne kelebeği? Hava -2 derece. Ben soğuktan tir tir titriyorum. Bugün iyimserliğim üstümde. O yüzden kışı baharmış gibi yaşıyorum. Çaktın. Belli belli. Pollyanna kaçmış senin içine. Neyse Abidin, benim sana söylemem gereken bir şey var. Şşş, lütfen. Falan işi bozmayalım. Ne oluyor oğlum ya? Böyle şaşkın şebelek gibi kalırsın işte. Asıl benim sana söylemem gereken önemli bir şey. Tamam Abidin. Bak benim sana söyleyeceğim şey çok önemli, tamam mı? Ben sana söyleyeyim, bir rahatlayayım. Ondan sonra da sen bana söylersin. Olmaz. Olsa dükkan senin ama olmaz. Abidin, çok önemli bir şey söyleyeceğim diyorum ya. Niye böyle yapıyorsun? Kadar önemli mi mesela? Abidin, oğlum Pir Reis'in haritasını dövme mi yaptırdın? Oğlum ne cahilsin ya? Ne Pir Reis'i? Asya kıtası bu. Bak burada ne yazıyor? Asya. Önceden aldığımın yazısıydı. Şimdi yüreğimin yazısı oldu. Yuh vallahi. Hayretler 1500. Kardeşim sen bana önemli bir şey söyleyecektin. Söyle bakalım neymiş o? Yok yok oğlum, ben sana bir şey söylemeyecektim. Ya söyle işte ne söyleyeceksen. Abidin bir şey söylemeyeceğim diyorum ya. Hadi görüşürüz. Ve haydi. Ne acayip çocuk ya. Benim aşkım. Günaydın güzellik. Günaydın. Ne haber? İyi. Ya geçen gün Emel'den gelen bir mesaj vardı ya. Hı. Onu tercüme ettim. Ne diyormuş? Bilmiyorum. Bak bakalım tahmin et ne yazıyormuş. İyi de ben anlamam ki bundan. Doğum günü pastası falan var. Doğum günü müymüş? Ya cahil cahil konuşma Asya. Ver şunu, düz mantık. Gel açıklayayım bak. O doğum günü pastası tatlı anlamına geliyor. Şimdi bunların hepsini bir araya getirince ne oluyor? Sen çok tatlısın. Yani sen değil, ben çok tatlıymışım. Emoji'ye bak sen. Resmen yürümüyor, koşuyor sana. Ya kız koşmasın da ne yapsın? Şu asalete bakar mısın yani? Ayrıca Emel de çok tatlı kız yani. Diğerleri gibi değil. Farklı. Oo Tarhan Bey. Siz de boş değilsiniz galiba. Ya yok canım, abartma sen bu kadar. Hadi hadi. Desene efsane bir aşk doğuyor. Burak. Seninle öğretmenin olarak değil, son kez Gözde'nin ablası olarak konuşuyorum. Gözde'den uzak duracaksın. Kardeşim seninle görüşmeye başladığından beri başına gelmeyen kalmadı. Kardeşimi ölümden döndürdün, yeter artık. Hocam olanlar sadece bir kazaydı. Benim de bir suçum yok ki. Öyle mi? Senin suçun yok. Neden o zaman Zeynep'in telefonundan Gözde'ye sahte mesajlar atıyorsun oğlum? Ya tamam haklısınız. O konuda suçluyum ama ben sadece Gözde'yle konuşmak istemiştim. Gözde seninle görüşmek istemiyor Burak. Hocam, Gözde beni yanlış anladı. Ya benim bir şekilde ona gerçekleri, doğruları anlatmam lazım. Burak, bizim senden tek bir isteğimiz var. Gözde de bunu istiyor, ben de bunu istiyorum. Gözde'den uzak duracaksın. Anlaşıldı mı? Yeter. Mustafa abi, uyuyor.
gelin. Makarna. Aa, yok müdürüm, savaş mavaş yok. Biz girdiğimizde siz uyuyan güzel modeli uyuyordunuz. Uyanmanız için borazan çaldık. Beni uyandırmak için borazan mı çaldınız? Evet. Oğlum ben anlamıyorum ya. Sizin beyninizin yerinde 2,5 kiloluk sıvı sabun mu var? Ha? Bu kadar şuursuzluğun başka bir açıklaması olamaz. 2,5 kilo. Çok iyiymiş herifim. Kulan kulan bitmez. Oğlum var ya sizi her yöne 500 dakika döverim. Beni delirtmeyin. Yürü. Çık sen. Çık. Sen bakçısın. Çık sen. Çık. Çık sen. Gerizekalılar. Günaydın. Günaydın. Dün keşke dışarı çıkabilseydin. Bir şeyler yapardık. Ne yaptın bütün gece? Hiç. Yattım uyudum. Zeynep. Hı. Biz hiç kimseye benzemeyelim olur mu? Ne olursa olsun birbirimize yalan söylemeyelim. Biz böyle daha güzeliz. O ne demek? Ne demek istediğimi ikimiz de gayet iyi biliyoruz. Dün gece yatıp uyumadın. Burak'ın yanına gittin. Da sen bunu nereden biliyorsun? Onur sen beni mi takip ediyorsun artık? Ya sana inanamıyorum. Ya asıl ben sana inanamıyorum Zeynep. O herifin bana yaptığı onca şeyden sonra nasıl gidersin? Asıl sen beni nasıl takip edersin? Ya Zeynep! Sen bana yalan söyledin, yalan. O herif beni herkesin ortasında hırsız diye suçlamadı mı? Sen nasıl gidersin? Ha? Nasıl yapabildin bana bunu? Ve cevap vermeme müsaade etmiyorsun ki. Gittiysem de gittim. Beni hayal kırıklığına bıraktın. Al bakalım. Teşekkür ederim. Ne demek? Abidin'le konuştun mu? Nasıl konuşayım kızım? Çocuk göğsüne senin ismini dövme yaptırmış. Ne? Şaka yapıyorsun. Keşke şaka olsa. Ya bir de Asya kıtasının haritasını göğsüne çizdirmiş ya. Ya Allah'tan ismin Evren falan değil. Böyle Samanyolu, galaksi, gezegen ne var ne yok dövdürürdü bu. Yok artık resmen delirmiş bu çocuk ya. Ne yapacağız şimdi? Benim aklıma bir fikir geliyor aslında ama sen ne dersin bilmiyorum. Neymiş söyle bakayım. Abidin'i senden soğutacağız. Soğutacağız mı? İyi de nasıl yapacağız biz onu? Önce sen Abidin'le çıkmaya başlayacaksın. Ne? Ya Loşko saçmalama sen farkında mısın ne dediğini? Asya önce bir dinle beni bir dinle. Şimdi bak sen bu Abidin'le çıkarken buna o kadar kötü davranacaksın ki böyle bu difrize girmiş gibi soğuyacak senden. Sonrasında da dövmeye gidecek, lazerle sildirecek. Hayır, olmaz. Kesinlikle olmaz. Saçmalama ya. Asya, daha iyi bir fikrin var mı? Ya tamam, yok ama bu da iyi bir fikir değil. Asya bak, bu adam senin ismini dövme yaptırmış. Biz şimdi harekete geçip bu adamı senden soğuttuk, soğuttuk. Yoksa vallahi geçmiş olsun. Çok uğraşırız. İyi, tamam. Madem sen bu plan işler diyorsun, uygulayalım o zaman. Ne oldu? Buna mı takılıyorsun? Yok. Ne yapacaksın? Neyle ilgili? Gözde'yle ilgili. Bilmiyorum. Ay aman Koray, senle de hiçbir şey konuşulmuyor ya. Bay kapris. Sevda. Ne? Gitmesene. Niye? Ne bileyim. Otur sadece yanımda.
sensin. Tost alayım mı sana? Olur. Bol peynirli olsun. İyi, tamam. Ne yapıyorsun? Kızlar bana ya, ya. Lan ne yapıyorsun oğlum ya? Arkadaşlar son dakika haberi. Müdür kafa üstü düştü ya. 24 saat uyumaması lazımmış. Hadi be. Müstaka bile nadir başında nöbet tutuyorlarmış. Oğlum benim fikrim geldi. Çok eğleneceğiz bariyer. Kafamda gene tilkiler dolaşıyor değil mi? Gel bariyerim gel. Acayip eğleneceğiz de haydi. Al bakalım. Sağ ol. Ne yapıyorsun Koray? Nereden çıktı şimdi bu? Niye soruyorsun? Ben sormuyorum. Ebru soruyor. Ne alaka? Bak. Bak Koray, tamam başım ne zaman derde girse yanımda olduğum sağ ol. Ama yani bu mesele kardeşimle benim aramda bir mesele. Yani eğer Ebru'yla aram iyi olacaksa bizim çabamızla olmalı, senin çabanla değil. Ya tamam, ben karışmıyorum işte. Ya karışmıyorsun da o zaman bu kız sana durup dururken niye mesaj atıyor? Ya ne bileyim ben. Koray yoksa sen Ebru'ya mı yürüyorsun? Ya oha ya. Sen ne dediğinin farkında mısın? Ha? Benim kalbimde başka biri var. Aman anladık, senin kalbinde başka biri var. Biliyorum. Biliyor musun? Nasıl yani? Anladın mı? Ay biliyorum tabii ki Koray, bilmeyen mi kaldı? O kadar mı belli ediyorum ya? Koray oradan bakınca salak gibi mi görünüyorum ben? Ne diyorsun peki? Ne diyeyim Koray ben sana? Ya bu kadar şeyden sonra hala gözde diyorsan ben sana ne diyeyim yani? Gözde 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 ağzından başka laf çıkmıyor ya. Geçmiyor zaman. Geçmiyor zaman. Geçmiyor. Gereksizse girme. Hocam iyi günler. Bismillah. Gereksizle. Nereden çıktı bu köpek? Benim köpekten korktuğumu bilmiyor musunuz? Hocam biliyoruz. Biz de o yüzden getirdik zaten. Oğlum. Korktuğumu bile bile ne halt etmeye getiriyorsunuz bu köpeği buraya? Ha, ne oluyor? Hocam, korktuğunuzu anlarsa saldırır. Saldırır. Beni bununla yalnız bırakmayın burada. Bunu çabuk götürün buradan. İyi hocam, şimdi biz bunu getirdik sizin için. Siz uyumayın diye. Hayır, hayır. Sakın bunu burada bırakmayın oğlum. Bunu götürün buradan. Tamam hocam, biz çıkıyoruz ama o kalsın. Hadi. Sakın. Sakın oğlum beni bu... Gereksizler. Kapat, kapat. Kapat.
Geçmiyor zaman. Geçmiyor. Selam. Gözde, ne haber? İyi, senden? Aynı. Ya Tarhan, ben senden bir kitap almıştım. Geçen odamı toplarken fark ettim. Kitaplığın arkasına düşmüş ya. O kitap benim sana hediyem olsun. Eski okuldayken almıştım. Kusura bakma ya. Doğru. Eskiden oradaydık değil mi? Özlüyor musun eski okulumuzu? Vallahi ben ablam sayesinde o kadar çok okul değiştirdim ki. Artık özlememeyi öğrendim sanırım. Bir de burada özlemeye pek fırsatın olmuyordu tabii. Nasıl yani? Yani çok şey atlattın ya. Önce Koray, sonra Burak. Biraz yoruldum galiba. Zor tabii. İki kişi arasında kaldım. Artık ikisi de umurumda değil. Yani ben bundan sonra derslerime odaklanacağım. Nasıl yani? Burak'la da Koray'la da kesin olarak bitti mi? Evet, kesin olarak bitti. Artık zamanımı alamayacak ikisi de. Abidin, oğlum ne yaptın? Günlük rutin çıkma teklifini ettin mi Asya'ya? Yok, etmedim abicim. Ya ama Abidin ya. Oğlum olur mu öyle şey? Ne demişler? Bugünün çıkma teklifini yarına bırakmayacaksın. Aynen abi. Kabul edene kadar çıkma teklif edeceksin demedik mi? Yılmayacaksın, vazgeçmeyeceksin demedik mi? Dedik değil mi? Dedik, net. Hadi oğlum hadi. Koş, kız orada. Git bugünkü çıkma teklifini de et. Hadi. Reddedersin, sakın üzülme. Yarın tekrar teklif edersin. Tamam o zaman, ben gidiyorum. Hadi. Hadi. Pardon, bir dakika bize müsaade eder misin? Asya, nasılsın? İyi Abidin. Sen göğsüne dövme mi yaptırdın? Aa, nereden bildin? Bak, senin için bütün Asya kıtasını dövdürdüm. Sen iste bütün vücudumu dövdürürüm. Hey Allah'ım ya. Asya, ben sana bir şey soracaktım. Hı. Gerçi cevabını biliyorum ama arkadaşlarım her gün düzenli olarak sor diyorlar. İyi, en azından sabah, öğle, akşam sormuyorsun. Günde bir kere yetiyor. Hadi sor. Benimle çıkar mısın? İyi, tamam. Olur Abidin. Tamam. Al işte, öyle diyeceğini biliyordum. Ne dedin sen? Ya Abidin, dedin ya benimle çıkar mısın dedin ya. Ben de tamam dedim, olur dedim yani. Ne? Allah! 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 Allah kabul etti lan, kabul etti. Allah! Şükürler olsun kızım. Allah kızım kabul etti, kabul etti kızım. Ne oluyor lan? Ne bileyim. Evet, seni dinliyorum. Ne demek o? Zeynep orada tek başına takılıyor, sen burada tek başına takılıyorsun. Ne oldu, hadi anlat. Boş ver, yok bir şey. Ya boş veremem, belli ki bir şey olmuş işte, anlat. Ya Gözde, sen Zeynep'le aynı evde kalmıyor musun? Bir ona sorsana. Ya sana soruyorum işte. Ha Zeynep, ha sen, ne fark eder ki? İkiniz de benim arkadaşımsınız. Peki. Dün akşam sizin önünden geçerken Zeynep'i gördüm. Aradım, ne yapıyorsun, ne diyorsun diye. Evdeyim, pijamalarımı giydim, yatıyorum dedi. Nasıl ya? Dün Zeynep hava alacağım deyip dışarı çıktı ama. Ben de takip ettim. Nereye gitti biliyor musun? Burak'ın yanına. Tabii, sen de bilmiyorsun. Zeynep ikimize de yalan söyledi Gözde. Haberin olsun. Biz yanlış görüyor olamayız. Loto'dan büyük ikramiye çıkacağı aklıma gelirdi de, Abidin'le Asya'nın çıkacağı hayatta aklıma gelmezdi.
Aynen abi. Çünkü ikisinde de ihtimal 80 milyonda bir. Net. Benim işim değil. Kız, senin bu suratın ne? Şaşırma emojisi mi? Abi kız resmen dilini yuttu ya. Susturucuyla dahi susturulamayan emojinin gıkı çıkmıyor. O mu? Loçko mu? Asıl dilini yutan burada. Oğlum ne oldu? Boynu tutup rakun gibi kaldın. Bu nasıl benzetme ya? Ne bileyim aklıma bir bu geldi. Sen ne diyorsun bu duruma? Loçko. Ha? Ha. İyi ya. Abidin'in gözü aydın işte. Oha! Ne yapıyor oğlum bu? Senin aklından geçeni Abidin hayatı geçiriyor kardeşim. Ne alakası var ya? Oğlum sanki bilmiyoruz. Ayak yapma bana. Alo? Cerrah? Dev, bir şey söyleyeceğim. Sen acaba bu akşam bize yemeğe mi gelsen? Olur da nereden çıktı şimdi bu? Yani ne bileyim bir sürü şey yaptın benim için. Zor günümde yanımda oldun. Ben senden şüphelendim ama sen bana sürprizler yaptın. Yani bunların hepsinin karşılığı olarak ben de sana yemek yapayım diyorum. Fena mı ettim? Evet çok güzel düşünmüşsün. Hemen kızma Hayat Hocam. Ben de senin yaptığın yemekleri merak ediyordum zaten. İyi tamam. Anlaştık o zaman. Uykusuzluktan göz altlarım morardı. Resmen pandaya döndüm bir tanem. Ama Şerif Bey, pandalar çok sevimli hayvanlardır. Aynı sizin gibi. Sevimli olmaları nesillerinin tükenmesine engel değil ama bir tanem. Benim de uykusuzluktan neslim tükenecek. Hah, dur. Ben şimdi makyaj malzemelerimle senin o bütün morluklarını kapatacağım. Bir dakika saçmalama bir tanem, ne yapıyorsun? Şerif müdür makyajını tazelemeden derse girmez diye adımı mı çıkaracaksın okulda? Kalsın böyle. Dayan Şerif'im. Az kaldı 24 saatin bitmesine. Uykusuzluktan hayatım bitmezse dayanırım. İçim geçiyor. Uyuma. Bunları not ediyorsunuz. Yarın hepsini istiyorum. Şimdi dersin geri kalan kısmında aslında aşık tarzında halk şiiri işleyecektik. Ama görüyorum ki sizin daha hayati derslere ihtiyacınız var. Hocam, neymiş o ders? İlk yardım. Gördüm ki arkadaşlarınız gazdan zehirlenirken hiçbiriniz hiçbir şey yapamadınız. Muhteşem bir sınav verdiniz. Ama hocam en azından denedik, bir şeyler yaptık. Yapabildiniz mi, bir şey yapamadınız? Hocam, peki ilk yardımın edebiyatla ne alakası var ki? Şöyle ki daha çok kitap okuyabilmen, şiir okuyabilmen için hayatta kalman lazım Loçkocuğum, oldu mu? Doğru hocam. Şimdi ben müdür beyle konuşmaya gidiyorum. İlk yardım dersiniz için bir uzman çağırtacağım. Burada sessizce beni bekleyin. Gerçi sizden hiç umudum yok ama. Tabii hocam, bekleyin. Yerine. Sessiz. Çabuk. Ben sana bir şey soracağım. Bizim bu Emel Tarhan'dan mı hoşlanıyor? Baksana sürekli gözü çocukta.
Hakikaten ha. Nasıl da bakıyor hayran hayran. Ya bizim genç kızlar Tarkan'a hayran, Emel de Tarhan'a. Gideyim öğreneyim mi? Nasıl öğreneceksin oğlum? O iş bende. Aşkım. Tamam hadi. Emel. Bir gelsene. Hah. Ne haber? İyi sen? İyi. Emel sana bir şey sormak istiyorum. Sor. Doğruluk mu cesaret mi? Ne? Bilmiyor musun ya? Bir oyun var ya şimdi. Doğruluk dersen ben sana bir soru soracağım. Bana doğru cevap vermek zorundasın. Cesaret dersen bir şey yapmanı isteyeceğim, onu yapacaksın. Sonra aynısını sen bana soracaksın. Ha, anladım. Bu bir oyun yani. Aynen öyle. Doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk olsun çünkü kimseye yalan borcu yok. Sen Tarhan'dan mı hoşlanıyorsun? Emel hadi söylesene. Müdür bey. Ha. Ne yaptınız? Krallığınızı ilan ettiniz. Bu da borazancı başınız mı? Uyumamam gerektiğini biliyorsunuz herhalde Hayat Hanım. Bu işgüzar borazanıyla o yüzden peşimde. Tamam. Ben de şaka yaptım zaten. Müdür bey şey yapmayın. Şaka. Yaptığınız şakalar gözümün önünden çitten atlayan koyunlar gibi geçiyor. Ne gülüyorum ne anlıyorum. Müdürüm. Ha. Uyku bastırdıysa hemen öttüreyim borazanımı kamyon yancısı hesabı. Yes. Aslında müdür bey ben de tam olarak sizinle bir şey konuşmak için geliyordum. Hayırdır Hayat Hanım, ne konuşacaktınız? Ben bir uzmanla görüştüm de çocuklara ilk yardım konusunda eğitim verelim diye. Yavaş. Ne uzman efendim? Ha? Sizden hala uzman mı var Hayat Hanım? Maşallah. Eski köye yeni adet getirme konusunda tam bir uzmansınız. Hadi hemen niye kaldın öyle cevap ver. Ya sen de çok zor yerden sordun. Sana Hayat hocamızın meşhur bir lafını hatırlatmak istiyorum. Bütün kitaptan sorumlusunuz. Her yerden soru çıkabilir. Hadi cevap ver. Hadi. Ver hadi söylesene. Evet. Duyamadım. Evet. Emel'cim duyamadım. Evet mi dedin? Ya evet diyorum işte niye anlamıyorsun? Tamam beni kızıyorsun ya. Tamam. Şimdi sıra bende. Hı hı. Tamam, doğruluk mu cesaret mi? Cesaret. Oo. Bizde geri vites olmaz. He, tamam. O zaman git ve bariyeri öp. Ya bir an git bariyeri öp dedin zannettim ya. Ama sen sarı yeri çöp dedin değil mi? Çünkü o daha mantıklı bir cümle git ve bariyeri öpten. Aragaz, dediğimi duydun. Oyunun kurallarını da biliyorsun. Emel saçmalama. Emel tamam ben cesaret dedimse Cüneyt arkında değilim yani. Malkaçoğlu gibi gideyim Bizans ordusuna tek başıma savaş açayım. Geri vites yok diyordun. 5 geri vitesle çıktın Aragaz. Emel yalvarırım yapma lütfen. Üzgünüm evlat. Git ve bariyeri öp. Emel ben evde timsah besleyeyim ya. Gideyim boynuma kobra falan dolayayım. Onlar daha az tehlikeli lütfen. Ne yapalım oyunu sen başlattın Aragaz. Aragaz, kardeşim sakin ol. De haydi, öp. Sen de mi? Ben de. Hadi. Yani şimdi böyle bir masrafa girmek çok gereksiz. Gelecekler şimdi dünya kadar para isteyecekler. Neyle ödeyeceğiz? Paramız mı var, ödeneğimiz mi var? Yok. Müdür bey, ben uzmanla görüştüm. Eğitim ücretsiz olacak. Beleş mi? Harika. Şu hayatta en sevdiğim kelime beleş. Maşallah uykunuz da açıldı. He, sayenizde. Peki o zaman ben konuşuyorum uzmanla gelsin. Madem ki beleş gelsin bir tane değil. 3-5 tane uzman çağırın. Tohumuna para mı veriyoruz? Görüşürüz. Nerede beleş oraya yerleş. Biz ne yapıyorduk? Nereye gidiyorduk? Ne? He. Gidelim o zaman. Hadi. Hadi koçum. Hadi bakayım. Hadi, hadi. Ne oluyor oğlum? Thank you.
Hayda! Sen ne yapıyorsun Aragaz? Açıklayabilirim. Bu nasıl iş ya? Her öpen sonrasında açıklayabilirim falan diye. Bunun neyini açıklayacaksın Aragaz? Üzgünüm Aragaz. Sonunun böyle olmasını ben de istemezdim. Gık! Barış! Barış! Abicim, abicim yardım et. Çocuğu. Al abi elinden, al. Oho! Anam. Ne oluyor lan bu? Doğruluk mu cesaret mi oynuyorum? Nasıl yani? İkisi de sende olmayan özellikler olduğu için anlamama çok normal birader. Ne diyorsun oğlum sen? Ne kadar cesursun çok merak ettim bak. Merak mı ediyorsun? Evet. Tahmin edemezsin. O zaman oynayalım. Ben her türlü varım. Ya tamam. Hadi siz başlamayın şimdi. Ne oluyor burada? Ne işin var senin yerine? Kalk bakayım. Ne oluyor? Hocam, arkadaşı kamu hizmetine açtım. O ne demek şimdi? Yani kirli ayakkabılarla sınıfa girmeyelim diye Aragaz'ı paspas yaptım diyelim. Hayret bir şey. Hadi geçin yerinize. İyi ki sessiz durun dedim. Hadi gülme oğlum, hemen yürü. Biraz pişme ben. Hadi yerinize. Bu ne ya? Bu ne? Al bakalım. İstemiyorum, sağ ol. Peki, oturabilir miyim Sevda Hanım? Ders notlarına bakacaksan tabii ki oturabilirsin Koray. Hayat zaten bana ders be Sevda. Nota ihtiyacım yok benim. Ay Koray, niye bu böyle kamyon arkası yazıları gibisin? Ayrıca senin ihtiyacın olmayabilir ama benim ortalamamı yükseltmem için nota ihtiyacım var. Üniversiteye hazırlanıyoruz sonuçta. Ya Sevda, ne bu afran tafran bana ya? Ha? Efendi gibi geldim, seninle konuşmaya çalışıyorum. Kahve getiriyorum sana. Senin yaptığın hareketlere bak. Sen bir tek benimle konuşmaya çalışmıyorsun. Sen Ebru'yla da konuşmaya çalışıyorsun. Allah bilir kıza ne söyledin ki sana mesaj atmaya cesaret gösterdi. Ya sen hala orada mısın? Hiçbir şey demedim. Sadece seninle olan durumu hakkında konuştuk, o kadar. Kesin öyledir. Ya sana yalan borcum var kızım, ha? Durum neyse onu söylüyorum işte. Hem ben sana söyledim, benim aklımda başka biri var. Şu atların ne kadar anlamsız olduğunu bir bilsen Sevda. Bir bilsen. Ya arkadaş, sen niye esnafa dalan İrlandalı turist gibi bana daldın ya? Ah. Hadi hiç demedin mi bu çocuk bunu neden yaptı diye? Yaptığın şeyin nedeni olmaz, sonucu olur Aragaz. Net. Ve sonucu da ortada. Ah! Emel, al canım! Ya ayrıca siz ne kadar saçma sapan oyunlar oynuyorsunuz ya? Niye kızım? Doğruluk mu cesaret mi işte? Hangisini seçersen karşı tarafın dediğini yapmak zorunda kalıyorsun. Yapamazsan da ezo oluyorsun. Hadi ya, iyiymiş. O zaman Aragaz oynayalım mı? Olur. Doğruluk mu cesaret mi? Cesaret canım, benim korkum yok. Aman yaklaş, kulağını söyleyeceğim. Ah, sen yaklaş, yaklaşamıyorum. Tamam. Yapmayan ne olsun? Hadi. Ne söyledin kızım çocuğa? Görürsünüz şimdi. Ya ne söyledin? Ya söylesene. Bak kız meraklı emoji oldu. Ya
Ne yapıyorsun oğlum sen? Oo, birader. Onu bir tek ben dövebilirim. Geri bas. Aa, bana ya. Ya çocuklar. Zaman dolmadı mı daha, ha? Bakın, vallahi dayanamayacağım. Şuracıkta bedenimi uykuya rehin bırakacağım bak. Şerif'im az kaldı dayanın. Müstahak. Ben dayanıyorum da göz kapaklarım benim kadar dayanıklı değil oğlum. Ha bu göz kirpiklerimde sanki birer ton ağırlık var. Göz kapaklarımı aşağıya çekiyor. İflas etmiş küçük esnaf kepengi gibi yavaş yavaş kapanıyor bak. Ya müdürüm son 10 saniye dayanın. Bak siz uyursanız ben de uyurum ha. 4, 3, 2, 1. Geç geç geç. Oh. Oh, 24 saattir bu anı bekliyorum. Öyle güzel uyuyacağım ki uyuyan güzel bile kıskanacak. Yedi cücelerin uykucusu gıptayla bakacak. Hadi Allah rahatlık versin. Evet, hayati bir önem taşıyan ilk yardım konusunda bir uzman arkadaşımız geldi. Size bu konuda güzel güzel ders verecek. Buyurun. Sonunu bırakın. Evet. Oğlum, ben hasta oldum. Bu hastalık bulaşıcı galiba. Baksana sınıfın tüm erkeklerine bulaştı. Hastalık belirtisi erkeklerde ağız açıklığı. Ağzına kan salya, kadına tren muamelesi yapmayın. Şişt, tamam. Sanırım okulunuzda üzücü bir olay yaşanmış ve acil ilk yardım yapılması gerekmiş. Ancak bu konuda hiçbirinizin yeterli bilgisi olmadığı için panik yaşamışsınız. Evet, biraz öyle oldu. Şimdi şu iki arkadaşımız çok gaza gelmiş. Pardon, yani zehirlenmişler. Biz de onlara yardım edelim derken ben bunu aldım böyle buradan böyle. Evet, ilk olarak isterseniz kalp masajı ve suni teneffüs nasıl yapılır onu anlatalım. Hocam ben gönüllüyüm. Yok hocam, bu konuya bir manken aranıyorsa o ben olmalıyım. Beni seçin. Ay, ay. Hocam, çok iyi yaparım. Hocam beni. Hocam önce beni kaldırdım lütfen. Hocam, her önüne geleni öpen bir arkadaş da olur. Suni teneffüs aynı şey nasıl olsa. Gönüllüye ihtiyacımız yok çünkü bir mankenimiz var zaten. Buyurun lütfen. Manken mi? Merhaba arkadaşlar. Oğlum abi değil mi öpecek? Böyle bir şey olamaz. Evet gönülleri göreyim. Bakayım hala neredeler? Aa yoklar. Ne oldu hadi sen? Mankeni getirir misiniz Abidin Bey? Hemen geliyor. Ya. Abidin Bey mi? Hı? Bey dedim. Güzel mi? Evet her yıl 100 bine yakın insanımız kalp durması yüzünden hayatını kaybediyor. Bu da kalp masajı, suni teneffüs ve ilk yardım bilgisi sahibi olmanın ne kadar önemli olduğunun başka bir kanıtı. Özellikle benim çok ihtiyacım var. Kalbi durmuş birisine yapılacak ilk işlem profesyonel sağlık yardımı yani 112'yi aramak olacaktır. Neymiş yani? Önce cep telefonunuzla mesajlar atmak, efendime söyleyeyim hastayla selfie çekmek yerine ne yapıyormuşsunuz? 112'yi arıyormuşsunuz. Daha sonra kalbi durmuş olan kişinin bilincinin kapalı olduğundan, soluk almadığından emin olmamız gerekiyor. Daha sonra kalp masajı ve suni teneffüse başlayabiliriz. O teneffüs dediği de sizin daha zil çalar çalmaz dışarı fırladığınız teneffüs değil, hayati önem taşıyan, insanı hayata döndüren teneffüs, suni teneffüs çocuklar. Hocam ama o teneffüsler de bize hayat verir. Peki. Kalp masajı yapmak için ilk önce iki tane C işareti yapıyoruz. Evet. Böylelikle göğüs kafesinin tam orta noktasını buluyoruz. Daha sonra sağ elimizin ayasını bu orta noktaya bastırıyoruz ve sol elimizin parmaklarıyla sağ elimizi kenetliyoruz. Sonrasında 30 kez masajı tekrarlıyoruz ve suni teneffüse geçiyoruz. Evet, temposunu ayarlayabilmek için de içimizden 1 ve 2 ve 3 ve diye sayıyoruz. Tamam? Evet. Yapın, göreyim. Hocam böyle mi? Sırtında değil, sırada. Şerif!
Bir tanem, 24 saatlik uyku nöbetimi tamamladım. Tezkeremi alıp uykusuzluktan terhis oldum. Ne konuşacaksan sonra konuşalım mı bir tanem? Ay hayır, olmaz, çok önemli. Düğün için bir yer buldum, bir de tanıdık buldum, bize %5 indirim yapacaklar. %5 ama %95'i yine bize dokunuyor. Neresiymiş bakalım o düğün yeri? Yalıbahçe Sarayı. Güzel, Yalıbahçe Sarayı. Bir dakika dur. Yalıbahçe Sarayı mı? Bir tanem orası kaç para biliyor musun sen? Ha? Taç Mahal'de evlensek daha ucuza gelir. O zaman sen bir yer bul. Sen bir yer bulamazsan benim dediğim yerde evleniriz ve orası da Yalıbahçe Sarayı'dır. Bu kadar. Bir tanem, bir dakika, bir tanem. Allah Allah. Yalıbahçe Sarayı dedi ya. Ben şimdi nasıl uyuyacağım? Bu göze uyku girer mi? Şu densizlere bak, gereksizlere bak. Nasıl horul horul uyuyorlar. Ne oluyor ya? Ne vuruyorsunuz müdürüm? Uyur gezer gördüm de uyur döver hiç görmedim ha. Bana bak. Benim gözlerime uyku girmiyorsa sizin de gözlerinize uyku girmeyecek. Hadi işinizin başına. Hadi işinizin başına. Yürü. Yürü. Yalıbahçe Sarayı dedi ya. Aha. Buyur git de uyku. Evet arkadaşlar, en sık görülen yaralanmalar kırık, çıkık ve burkulmalar. Şimdi bu tarz bir yaralanmayla karşılaştığınızda nasıl ilk yardım yapılır onu anlatacağım. Nasıl yapacağız? Ya, sessizlik. Bu konu benim için çok önemli. Çünkü ben arada sırada böyle kol bacak falan kırdığım için konuyu iyi dinlemem lazım. Çıkıntılık yapan olursa affetmem, vurarım net. Şşş, tamam. Öncelikle yaralının gereksiz hareket ettirilmemesi gerekiyor. Çünkü gereksiz yapılan her hareket kırık ve çıkık bölgesindeki dokulara zarar, yaralıya da acı verecektir. Yani neymiş arkadaşlar? Yaralının orasından burasından çekiştirmiyoruz. Çünkü o yaralı. Bozulan her şeyi vurarak tamir etmeye çalışan bir toplum olduğumuzu lütfen unutalım. Hocam, uygulamalı öğrenmekte fayda var. O yüzden ben diyorum ki Asya arkadaşımızın omzunu çıkarayım. Böylece öğrenebiliriz. Sessiz. Bir kişiyi alabilir miyiz hocam? Hocam ben. Beni alın hocam. Hocam, 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 ne olur. Hocam. Sevda gel. Çok şanssız. Evet. Evet. Farz edelim ki arkadaşınız... Hocam, bence çok doğru bir karar verdiniz. Malum Sevda arkadaşımızın bu aralar kalbi kırık. Siz ona göre bir tedavi uygularsınız. Taran, gevezelik etme. Oğlum ne var ya? Sen Sevda ile offline olmadın mı zaten? Eğer çıkıklık yapacaksan konunun gelmesini bekle. Sus. Evet, farz edelim ki arkadaşınız kolunun üstüne düştü ve kolunu kırdı. Öncelikle kırılan yerin tespit edilmesi gerekiyor. Hocam çok kolay. Şimdi yerinde durabiliyorsa zaten kırılmamıştır. Malumunuz. Kırılsa duramaz. Hocam ya bu çene kırıklarını nasıl halledeceğiz? Malum ben birazdan arkadaşın çenesini kıracağım da. Oğlum sussana. Bu konu önemli dedim. Arkadaşlar kırılan yerin tespiti derken kırılan yerin sabitlenmesi ve tedavi sürecinden bahsediyorum. Teşekkür ederim hocam. Ayrıca eğer mümkünse bulabiliyorsak sert bir tahta cisimle kırığı, kolunu yani sabitliyoruz. Gördünüz mü? Bu şekilde sarıyoruz arkadaşlar. Nasıl duruyor? Bakın iyice. İşte bu kadar. Arkadaşlar unutmayın ki ilk yardım hepinizin öğrenmesi gereken bir şey. Çok önemli ama böyle bir derste olacak bir şey değil. Bence hepinizin gidip bir ilk yardım sertifikası alması gerekiyor. Bu çok önemli. Bir yaralıya yapacağınız yanlış bir müdahale başına gelen kazadan çok daha zarar verici olabilir. Unutmayın. Kızılay'ın 24 ilde 33 tane ilk yardım merkezi var. Hepiniz gidip oradan birer ilk yardım sertifikası alabilirsiniz bence. Size de çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Sana da çok teşekkürler tatlı şey. (Gülüyor)
Öyle mi? Demek İngiltere kraliçesi de geliyor düğüne. Gelsinler, başımın üstünde yerleri var. Charles geliyor bu. Prens. Bak, gelmesi çok ayıp eder ha. Biz de düğünü sarayda yapıyoruz. 1.100.000 lira bayıldık, yabancılık çekmezler. Yes, see you. Yavuz, yalnız söylüyorum. Şerifim, şerifim! Şerifim, okula bir sürü tanımlanamayan cisimler satın alınmış. Ve şu an çocuklar taşıyorlar. Müstahak. Ben sizi uyutmadım diye sen de beni uyutmamak için mi böyle söylüyorsun? Değil vallahi. Şerifimin tayini çıksın. Görmek bir daha nasip olmasın ki. Doğru söylüyorum. Büyük yemin verdim Müstahak. İnandım. Kim benim okulumda benden habersiz benim döner sermayemi döndürüp okula alım yapar? Kim? Yürü. Okula bir takım tanımlanmayan cisimler taşıyorlar. Bir dakika, bir dakika. Ne oluyor burada? Siz ne taşıyorsunuz gereksizler? Revir malzemesi hocam. Revir malzemesi mi? Ya, nereden çıktı şimdi bu? Ben revir malzemesi falan sipariş etmedim. Hayat Hanım sipariş etmiş. Hayat Hanım mı sipariş etmiş? O zaman onun evine götürün bunları. Allah Allah. Hayat Hanım okulu depo olarak kullanamaz çocuklar. Hocam, Hayat Hoca bunları okulun reviri için sipariş etti. Allah Allah, bizim okulun reviri yok mu? Malzemesi yok mu? Yok hocam, sadece tabelası var. Yeter o. Çabuk götürün bunları. Gereksiz. Efendim hocam? Ya sana demedim, bunlara dedim hadi. Olur mu hocam? Bunların hepsi hayati zımbırtılar. Birine bir şey olursa ne yapacağız? Öperim geçer. Heh, benim şerifimin öpücüğü antibiyotik gibidir. Bakın çocuklar, ben bütçemi... Yani okulumuzun bütçesini sarsmanıza izin vermem. Biz teslimatımızı yaptık müdür bey. Bir parti mal daha gelecek. İtirazınız varsa şirketten temasa geçersiniz. Bir dakika, bir dakika. Sakın getirme. Bunları da götür, beni hasta etmeyin. Hocam merak etmeyin. Eğer hasta olursanız bir sürü malzememiz var. Hocam renginiz soldu gibi. İsterseniz biraz önce revire taşıdığımız muayene masasına uzanabilirsiniz. Muayene masası mı? Evet hocam, 3 perdeli paravanın hemen arkasında. 3 perdeli paravan. Müstahak, benim tansiyonum çıkıyor Müstahak. Hemen ölçeriz hocam. Bir dakika hocam. Buyurun hocam, stetoskoplu tansiyon aletimiz var. Al Müstahak abi. Müstahak, ben çok fena oluyorum. Bu masrafı çıkartmak için hemen bir yatırımcı bulmam lazım. Bana zengin veliyi bağla. Çabuk bana telefona zengin veli bağla evladım, taşımayın. Taşımayın. Burada bekle, ben hemen geliyorum. Aa, Cerrah abi. Gözdeciğim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Gözdeciğim. Ne işiniz vardı? Bir bağış işim vardı da onu halletmeye geldim. Bir de ablana uğrayacağım. Akşam için bir ihtiyacı var mı onu soracağım. Akşam ne var ki? Yemeğe davet etti beni. Ablam. Evet. Kendi yaptığı yemeği. Evet. Cerrah abi, benim sana tavsiyem kendinize bir bahane bulup bu akşam bize gelmeyin. Yani yarın da kendinize bir bahane bulun ve yarın da gelmeyin. Yani genel olarak gelmeyin bize. Neden? Yani bu konu hakkında çok fazla bir şey söylemek istemiyorum ama yani sizi çok sevdiğimi bilin. Bunu da zaten sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Yani ablamı ikna edin, bir şekilde dışarıda falan yiyin. Zilçal, benim sana gitmem lazım. Tarih öğretmeni Tatur Bey. Günaydın. Çok gereksizse girme. Müdür Bey, merhaba. Aman efendim, aman, kimleri görüyorum. Hoş geldiniz. En sevdiğimiz velimiz Cerrah Bey, buyurun.
Hoş bulduk. Bir tanem hanım, nasılsınız? İyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum Cerrah Bey. Teşekkürler. Müdür Bey, şu size telefonda sözünü verdiğim bağış çeki. Buyurun. Aman efendim. Niye zahmet ettiniz? Ben birini yollar aldırırdım. Estağfurullah. Olur mu öyle şey? Bir toplantıya gitmem gerekiyor. Yolumun üstü olunca kendim geleyim, ellerimle vereyim. Hem size hem de hayatı göreyim istedim. Güzel. Çok teşekkür ediyorum efendim. Bu bağış için okulumuz size minnettar Cerrah Bey. Sayenizde kah bahçede koştururken, kah top oynarken düşüp ayacıkları ufalan yavrularımızı bu revirde pansuman edebileceğiz. Çok iyi düşünmüşsünüz Müdür Bey. Ne demek efendim? Vazifemiz. Yalnız revir Hayat Hoca'nın fikriydi. Öyle mi? Yani vazifemiz Hayat Hanım gibi değerli öğretmenlerimizi kadromuzda bulundurmak. İyi ki Hayat Hoca bizimle. Şimdi arzu ederseniz revirimizin açılışına geçelim. Revir açılışı mı? Toplantıya geç kalırsam akşam Hayat'ın verdiği yemek davetine de geç kalırım. Beni bağışlayın. Yok, vallahi bırakmam. Gelin neye bağış yaptığınızı görün bence. Buyurun. Çok iyi fikir. Yalnız Cerrah Bey, bildiğim güzel yerler var. Size yer ayırtayım mı ben? Ben Hayat'ın yaptığı yemekleri yemeyi tercih ederim. Teşekkürler. Halbuki çok mutlu olabilirdiniz. Ama gerçekten çok cesurca. Hayat Hoca'nın elinden yemek yemek. Neyse ya, hadi gidelim. Buyurun, buyurun, buyurun. Ya ne kakışlıyorsun ya? Kakışlama. Müdür Bey, bu ne? Cerrah Bey reviri Cerrah Bey. Cerrah Paşa kadar olmasa da kendi çapında bir sağlık merkezi. Müdürüm, açılış için hazırladığım şiiri okuyabilir miyim? Oku. Bey amca, bir müsaade. İşte açılıyor revirim, kuzu tandır çevireyim. Burada yapılır pansuman, bir de hemşiremiz olsa göbek adı Asuman. Thank you Nadir. Lütfen siz de makası alınız, kordileyi kesiniz Cerrah Bey. Müdür Bey, bu kadarına gerek yoktu. Sadece küçük bir bağış yaptım. Lütfen şu tabelayı da kaldırın. Şimdi sizin için küçük ama okulumuz için büyük bir bağış. Bağışlarınızla beni ihya ediyorsunuz. Yani okulumuzu ihya ediyorsunuz. Bağışlayın gözyaşlarımı, tutamayacağım. Neyse. Tamam, o zaman madem öyle açılışı yapalım. Bu dönemimizi de keselim. Hayırlı uğurlu olsun. Benim çok acil bir işim var, çıkmam lazım. Ay durun! Dur Cerrah Bey, siz şimdi gidin. Ama akşam sakın gitmeyin. Cevaba bak, cevaba. Dedem Korkut kimdir? Dedem Korkut, Hayat Hocamızın Korkut ismindeki dedesidir. İsmini bilmediği için kendisi bize sormuştur, terbiyesiz. Ben bu kağıdı disipline gönderirim. Dua et, göndermiyorum. Sıfır. Oh, gel. Hayat Hocam. Gel çocuğum. Kargacık burgacık yazılara bak ya. Ah. Nasılsınız hocam? Ah, ah. Senin ne işin var burada? Sürpriz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ya revir için bağışta bulunmuştum da. Onu bırakmaya geldim. Sonra da açılışını falan yaptık müdürle. Aa. O niye o? Revir için zaten okulun yeterli bütçesi vardı. Niye ekstra bağış istiyor ki? Ay delirtecek bu adam beni. Ufak bir bağış hayatım. Bahaneli seni görmüş oldum işte. İyi yaptın. Hadi gel çay söyle. Toplantıya gitmem lazım. Akşamı unutmadın ama değil mi? Unutur muyum hiç? Hatta merakla bekliyorum. Gelirken almam istediğim bir şey var mı? Yok. Her şey tamam. Sen eksiksin sadece. Abi. Ya okula gidiyorsun, kardeşini görmeden gidiyorsun. Hayırdır? Ya ufak bir bağışım vardı. Ayak üstü öğredim ondan. Sana hiç haber vermedim. Ha, iyi yaptın. Abi akşam ne yapıyorsun? Biraz vakit geçirelim ya, ha? Başka zaman yapsak?
Akşam Hayat yemeğe davet etti de. Nasıl yani? Hayat Hoca sana yemek mi yapacak? Evet. Sen diyeceksin. Ne var bunda? Abi, senin sağlık sigortan var değil mi? Bu da nereden çıktı oğlum? Şimdi senin başına bir şey gelse, tek mirasçım benim değil mi? Bu yaşta okulu bırakıp şirketlerin başına mı geçeceğim ben ya, ha? Ne anlatmaya çalışıyorsun Kore? Abi bak, aramızda tatsız anlar yaşansa da sen benim abimsin. Seviyorum ben seni. Hakkını helal et. Görüşürüz. Ne oluyor ya? Bu cerrah beyi çok seviyorum müstehak. En sevdiğim veli nimetim. Sizin sevdiğiniz benim için de sevilesidir Şerif'im. Ben de çok seviyorum cerrah beyi. Kes kes. Hemen aşağıya in. Sağda solda koli varsa bir iki tane öğrenciyi kap. Onları da derhal revire götür. Derhal. Müdür bey. Duydum ki cerrah beyden okulun reviri için bağış almışsınız. Ben almadım, kendisi verdi Hayat Hanım. Hem zaten sadece revir için değil, okulumuzun birçok ihtiyacı var. Pek tabii, biliyorum, bilmez olur muyum? İşte bu yüzden ben de okulumuzun ihtiyaçlarını gidermek için sipariş verdim. Ne yaptınız? Okulumuzun spor salonunda eksik malzemeler vardı. Onları tamamlamak için tam da bu check-in ederi kadar sipariş verdim. Müdür bey, bu okulu çok güzel yerlere getireceğiz. Müstahak, bana bir şeyler oluyor. Şerif'im, kendinize gelin. Kasabamızı terk etmeyin. Hem uykusuzluk hem şok dayanamadı tabii. Vış, tansiyon fırlamış. Neredeyse kadranı çatlatacak. Bu hayat beni çatlatır. Ha evet hocam, hayat çok zor. Hepimiz çok yoruluyoruz. Yaşadığımız yerden bahsetmiyorum evladım. Boşuna da gereksiz yere yer dolduran Hayat hocanızdan bahsediyorum. Ne gerek var efendim bunlara? Ha? Yok özel ilk yardım dersi, yok revir malzemesi. Bir de başımıza spor malzemesi çıktı. Şerif'im, siz böyle yükseldikçe ibre şaha kalkıyor. Hocam siz gitgide kötü oluyorsunuz, durun. Alın hocam şunu. Arkadaşlar su versenize su. Gerek yok evladım, ben bunu susuz yutarım. Oğlum ne verdin hocaya? Baksana tuhaf tuhaf hareketler yapıyor. Aa, nesil sinema oynuyor sanki. Kaç kelime hocam? En sevdiğim yerli mi yabancı mı Şerif? Ana adam boğuluyor. Ne boğulması ya? Bura boyu geçmiyor ki. Üstak sen harika bir detaysın ya. Hap adamın boğazında kaldı diyoruz. Oğlum adam gidiyor lan, bir şey yapsanıza. Ya biz zahir öğrenmiştik ya ilk yardım dersinde. Hemşin miydi, böyle manevralı falan bir şeydi. Hemşin değil, ona da hemişti galiba değil Hayır, mi? Hayır, onun adı Hemilindi. Pardon, hemişin. Tabii hemişin ama. Adının ne önemi var, adam boğuluyor. Ya. Çıktı. Ölüyordum. Az daha ölüyordum. Ya hocam. Hayat Hoca bize o ilk yardım derslerini aldırmasaydı şimdi ya ölmüştünüz. De haydi. Bir dakika. Siz bunu ilk yardım dersinde mi öğrendiniz çocuklar? Evet hocam. Kalp masajı nasıl yapılır? Belin bir yeri kırılırsa veya elektrik çarparsa nasıl müdahale edilir, hepsini öğrendik. Bu son öğrendiğimizin adı da Hemlik manevrasıydı. Hah. Hemlik manevrası ya. Ben orada takılı kalmıştım da biraz. Ya hocam, şimdi Hayat Hoca sayesinde hayattasınız. Bir de bunlara gereksiz diyorsunuz. Gereksiz. Ama hocam hala gereksiz diyorsunuz. Gereksiz diye sana dedim evladım. Çabuk taşın şunları. Taşın şunları çabuk. Yalla. Hocam geçmiş olsun. Çıkın. Çıkın. Siz de dağılın. 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 Allah Allah. Müstahak. Artık bütçede oluşan gediği başka bir şekilde kapatacağız müstahak.
Selam. Merhaba. Ne haber? İyiyim. Sağ ol. Geldiğin için sağ ol. Sen de sağ ol. Sen de sözünde durduğun ve o kızla gelmediğin için. Fazla kalmayacağım zaten. Tamam, seni dinliyorum. Senden ricam, bir daha bana mesaj atmazsan sevinirim. Çünkü bu meseleye Sevda benim karışmamı istemiyor. Bir dakika, bir dakika. Ben zaten Sevda ile alakalı bir şey için yazmadım ki sana. Neden yazdın o zaman? Hiç. Hatırını sormak istedim sadece. Tamam işte. Bundan sonra sormazsan sevinirim. Ne oldu? Sevda Hanım kıskandı galiba. Hayır. Ama yanlış anlamasını istemiyorum. Koray, belki ben seni tanımak istiyorum. Belki seninle iyi anlaşacağız. Sonuçta bir sebepten hayat bizi karşılaştırdı. Neden bu fırsatı değerlendirmiyoruz? Ya senin bir sebep dediğin Sevda. Hayat asıl sizi bir araya getirmiş. Neden kardeşini tanıma fırsatını kullanmıyorsun? Onu bir tanısa asla kaybetmek istemezsin. Yani Sevda muhteşem bir kız. Sevda'yı kaybetme. Sonra sen üzülürsün. Ne yapıyorsun ya? Gel gel. Gülümse. Çok güzel oldu. Bence benim söylediklerimi ciddiye al. Ben kaçıyorum. Gidiyor musun ya? Benden sana ekmek çıkmaz. Sanki ben farkında değilim. Sevda'ya deli gibi aşık, itiraf edemiyor aptal. Ama merak etme Koray Efendi. Benim derdim seninle değil, Sevda'yla. Hayırdır Cerrah abi amca? Hayat Hanım ablanın hava sahasında soruti atıyorsun. Nadir. Nadir, nadir. Böyle arkadan ani yaklaşmalar hem senin için hem de arkadan yaklaştığın kişi için pek hayırlı olmayabilir. Aman diyeyim dikkat et. Pişt. Hayırdır çiçek çiçek Hayat Hanım ablaya mı? Yok, salata için. Bir dakika ya. Senin bu gece bizim apartmanımıza sığınma talep etmek için önce benden vize alman gerekiyor. Almadın. Çok kalmayacağım Nadir. Sadece giriş çıkış yapacağım. Yemeğimi yiyeceğim, devam edeceğim. Schengen geçiyor muydu? O ne ya? Bir dakika. Ana! Hayat Hanım abla seni yemeğe mi davet etti? Evet oğlum. Niye hepiniz Hannibal Lecter davet etmiş gibi davranıyorsunuz? Ya Cerrah Bey amca, Hannibal Lecter abiye yemeğe gitsen daha mantıklı. Hiç olmasa onunkiler az buçuk lezzetli olur. Neyse, sana nasıl olsa yakında Hayat Hanım abla gazisi maaşı da bağlarlar. Ben seni yormayayım. Hadi oğlum, hadi, hadi. Ne oluyor ya? Alt üstü bir yemek yiyeceğiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldin Cerrah. Hoş bulduk canım. Ablam içeride, buyurun siz geçin istiyorsanız. Siz de dışarı çıkacaktık zaten. Hı, öyle mi? Hı hı. Size afiyet olsun. Tabii yiyebilirseniz. Hayat. Ay. Gözde. Cerrah. Sen mi geldin? Erken mi geldin sen? Galiba. Ay çok özür dilerim. İçim geçmiş benim. Bunlar senin için. Ay. Oh çok güzel. Teşekkür ederim. Şey sen hemen üstüne çıkar. 2 dakikada şey yaparım sofrayı. Hay Allah. Kızlara da dedim ki azıcık belki yardım edersiniz bana. Onlar da şey yapmışlar. Arazi olmuşlar hemen. Of. Ah. Ah.
Çok, ay çok özür dilerim Cerrah. Gerçekten çok özür dilerim. Çok ayıp oldu şimdi sana. Ama kızlara 40 defa söylüyorum şunları. Kirliye atın, buralara bırakmayın diye. Ben hemen... Tamam, örtüsüz yeriz. Ne olacak? Ben hemen hallediyorum sofrayı. Hemen. Ay iyi, iyi, kusura bakma. Vallahi şey yapacağım Cerrah. Hay Allah, ben nasıl oldu da böyle? Hay Allah. Ay nasıl ben bu kadar içim şey oldu daldım anlamadım ya. Ya bugün o kadar yoruldum ki okulda. Şerif Bey benimin etini yedi bitirdi beni. Ayaklarım olmuş davul gibi. Şundan iki tane koparsana. Ay yani dedim şurada iki uzanayım. İçim geçmiş. Dur bakayım. Ay dedim yani nasıl uyuyakamaz. İki dedim saçımı sarayım dedim. Ayağımı uzatayım dedim. Bak nasıl pratik çözdüm bir dakika gördün mü? Vallahi çok pratiksin. İki dakikada müthiş bir masa kurdun. Teşekkür ederim. Şu çiçekleri de hemen şey yapayım suya koyayım. Vazo nerede var? Vazo? Vazo nerede? Hay Allah. Kızlara 40 defa söylüyorum şu koyduğum şeyin yerini değiştirmeyin diye. Ha bak ama nasıl pratik çözeceğim bak şimdi. Bak bak şimdi nasıl hallediyorum bak. Sen bir de benim annemi görecektin nasıl pratik, nasıl seri kadın. Lokum lokum yersin. Benim bütün pratikliğim, seriliğim anneme çekmiş. Yaptıklarım, yapacaklarımın teminatı. Teminatı. Ah yemek. Ben yemeği ah. Hayat istersen dışarıdan bir şeyler söyleyelim. Hayır, hayır, hayır. Hayır. Ah ben nasıl unuttum, hayır. Sen misafirsin, ben sana evde yiyeceğiz dedim. Evde yiyeceğiz merak etme. 10 dakikada nasıl bunu hazırladım? Pratik hemen hazırlıyorum. Ben vallahi. Of! Hayat, iyi misin? İyiyim, bir şey yok. Un alacaktım, tencerelerin arkasına koymuşlar. Unut, hepsi üstüme devrildi. Diyorum şu kızlara 40 defa ya, bir şey koyduğum yerden değiştirmeyin yerini. Sana krep yapacaktım. Gelsene. Hayatım, maksat bir arada olup beraber vakit geçirmek. Lütfen üzme kendimi. İki tane yumurta kırarız, olur biter. Ah, yumurta? Evet. Doğru, yumurta. Ben çok güzel sahanda yumurta yaparım. Çok maharetliyim. Ama tek bir şartım var. Sen içeride gidiyorsun, bekliyorsun. Ben sahanda yumurta yapıp getiriyorum. Ben de yardım etsin. Hadi. Hadi sen git ya. Ben çok güzel yapıyorum. Hadi. Çocuklar uyarmakta haklıymış. Mutfağın hali ne ya? Bomba patlamış gibi. İşte bu! İşte bu! İşte bu kadar. Bak sahanda yumurta konusunda benden maharetlisi yok. Sana bu arada sadece sade sahanda yumurta yedirmeyeceğim. Bunu bil. Bir aralar İngiliz mutfağına merak sardım. Ama onlar fasulye koyuyorlar. Ben kendi tarifimi kendim yarattım. Ben ne yapıyorum? Bezelye koyuyorum ve mısır koyuyorum. Ay çok özür dilerim. Kedim mısır yapmış. Çok özür dilerim. Vallahi kafam gitti çok. Ya nasıl yaptım ben böyle bir şey? Ay gitti kafa kalmadı bende. Uyudum uyandım ondan mı oldu acaba? Allah Allah neyse. Onlar fasulye koyuyorlar dedim ya normalde. Ama ben keşfettim buna. Bak biraz bezelye tamam mı? Biraz da mısır. Tatlı var ya içinde. Çok yakışıyor. Bak şimdi ağzında nasıl patlayacak. Bak bak. Bak şimdi hop. Elimle itiyorum ama şey yapma. Bak şimdi. Ah kapık mı düşürmüşüm? Ay çok özür dilerim. Ay pardon. Estağfurullah. Olsun olsun bak bakayım tadına.
Çok güzel. Beğenmedim. Ben kesinlikle çok güzel. Ay ben niye böyle bir kadın oldum ya ben? Ne kadar beceriksiz, her şeyi elime yüzüme bulaştırdım ya. Hayat saçmalama lütfen, hepsi çok güzel. Yok ama gerçekten uyudum uyandım ya, bana bir şey oldu. Ben bu kadar beceriksiz bir kadın değilim. Hayat saçmalama, senin yanında olmak bile bana yetiyor. Ayrıca yemeklerin hepsi çok güzel, gerçekten. Şu hale bak ya, nasıl güzelim çiçek getirdin bana. Ben onu bile gittim, pet şişe kestim ama yani çok özür dilerim. Gerçekten böyle yapmadım. Hadi artık üzme kendini, hadi. Çok özür dilerim. Yani ben nasıl bu hale, böyle olacak kadın mıydım ben? Hiç olacağını düşünmemiştim ama. Ay ne yaptım ben? Üstüne döktüm her şeyi, ay üstüne döktüm ya. Ben nasıl böyle bir kadın oldum ya? Tamam, önemli değil. Hayat. Tamam. Önemli değil. Tamam ne olur bak, tamam ne olur git üstünü değiştir. Hadi bak git, ne olur orada kurutma makinesi var. Hadi git üstünü kurut. Çıkar, olmazsa şey olursa yıkarız onları. Tek tek yıkarım, ellerimle de yıkarım. Hocam alemsiniz ya. Biraz öyle bebeği. Ne olur hadi hızlı 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 hızlı. Siz hazırlayın sessizce, ben de gideyim hazırlanayım. Tamam tamam. Ah Hayata. Allah'tan evde yemeğe yardımcılar yapacak. Yoksa bizi iki günde rahmetli ederdin. Ya çocuklar hakikaten haklıymış ya. İnsan iki tane yumurta kıramaz mı arkadaş? İçi kabuk dolu. Sanki kafede para yapıyorsun. Sık dişini oğlum, sık. Alt tarafı kabuklu yumurta, soğuk bezelye, soğuk mısır. Sen askerleri komando yaptın be. Sana vız gelir tırıs gider bunlar. Bu da hayatımın nazar boncuğu olsun. Nasıl ya? Ya cerrah bey ya. Adam öyle değil, böyle kandırılır. Bütün bunların hepsi oyun muydu? Evet. Sen gerçekten benim o kadar beceriksiz olduğumu düşündün mü? Tabii ki düşünmedim ama... yani o kadar güzel ince ince işledin ki... bana inanmaktan başka çare bırakmadın. Peki bütün bunları nasıl hazırladın? Ha. Annen çok maharetliydi değil mi? Evet. Maharetli, pratik, seri. Ya... her aşçının bir sırrı vardır. Benimki de bana saklı kalsın. Ya sen o yumurtayı gerçekten yedin ya. Gerçekten yedin ya, inanamıyorum. Elinden zehir olsa yerim hayatım. Hı. Beğendin mi? Her şey senin gibi harikulade. Senin eline su dökemeyiz gerçi ama. Estağfurullah. Aa, bir dakika. Ay ne? Kaza daha yeni kuruttu. Yapar mıyım öyle bir şey? Aşkım sen niye hiçbir şey yemiyorsun ya? Sana da bir waffle söyleyelim. Dur ben hemen söylüyorum. Pardon, bakar mısın? Söyleme. Bakmayın. Ben yemem. Aa, ne haber Asya'cığım? Nasılsın? Ha, iyiyim. Sen nasılsın? İyi, ben de arkadaşlarlayım. Neyse, görüşürüz. İyi, tamam. Görüşürüz. Haberleşiriz. Bay bay. Aşkım sen hala ilk bardağında mısın? Ben kaçıncı bardağı içiyorum? Bu buz gibi olmuştur. Bak, Nedim ben sana söylüyorum bir tane. Söyleme. Niye? Çünkü ben fazla çay içtiğim zaman akşamları uyuyamıyorum. Ay lafa bak, sanki senle değil de teyzemle konuşuyorum. Asya, ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. O iş olmadı. Yani Abidin'le sen, olmadı. Abidin nereden çıktı şimdi ya? Hiç aklımdan çıkmıyor ki. Abidin'le sen çıkıyorsunuz ya, olur mu öyle şey? Tamam da aşkım, gerçek değil ki, fake. Fake de olsa ben gıcık oldum bu duruma. Ya sen beni kıskanıyor musun?
Kıskanıyorum tabii. Normal değil mi? Tamam da Abidin'den kıskanman normal mi? Değil. Ama keşke başka türlü çözseydik bu işi. Yani bu işin sonu iyiye gitmiyor. Ya Nedim, bak göreceksin. İki gün sonra kendi kendine vazgeçecek zaten. Tabii Abidin bize bir sürpriz yapmazsa. Ay yeter, ben çok sıkıldım bu Abidin muhabbetinden. Biz ne yapalım biliyor musun? Çıkışta sinemaya gidelim. Çok güzel bir korku filmi gelmiş. Yok. Benim aram yok korku filmiyle. Ha. Tamam o zaman. Aa, bu akşam canlı müzik var. Biz canlı müziğe gidelim. Yok. Vakit yok ona da. Benim erken eve gitmem lazım. Şimdi şöyle, benim amcamın oğlunun teyzesinin yengesi bize geliyormuş bu akşam. O yüzden geç kalma dediler. Ha. Ha iyi tamam. O zaman başka bir zaman gideriz değil mi? Gideriz canım, gideriz. Gideriz. Tamam. Emel, sabahtan beri yiyorsun ha. Yiyeceğim tabii. Arkadaşlar. Ne oldu bu doğruluk cesaret oyunu? Ben bariyerden dayağımı yedim. Konu kapandı ha. Yok öyle bir şey. Hadi beyler sizi de görelim hadi. Koray. Ne diyorsun kanka? Oynayalım mı arkadaşlar? Benimle oynarsan kazanamazsın oğlum. Bak, sınıfın en zayıf halkası orada. Git ona sor. Kazanman garanti. Buyur Asilciğim. Şunu da şöyle koyayım. Başka bununla koyayım şöyle. Kimya ödevim bitti mi? Az kaldı Asilciğim. Hemen bitiriyorum. Hı. Ha bu arada birazdan fizik sınavında kendi kağıdına benim adımı yazacaksın. Ve bütün soruları cevaplayacaksın biliyorsun değil mi? Tamam olur Asya'cığım. Asya'ya bak ya. Çocuğu resmen köle gibi kullanıyor. Bir de kölelik kaldırıldı diyorlar. Vallahi Avrupa'da kaldırıldı ama Asya'da devam ediyor gördüğüm kadarıyla. Ya ben cidden gıcık olmaya başladım. Senin sayende topladığı 2 gram kredi vardı. Onu da yedi bitirdi. Ya ne bekliyorsun ki? Asya gibi bir kızla Abidin gibi bir erkek çıkacaklarsa elbet bir bedeli olacak yani. Siz zengin tipler arasında normal tabii. Patates gibi bir adamla sırf parası için evlenen bir sürü kız var. Hayat böyle. Acı ama gerçek. Emel, bizim bir şeyler yapmamız lazım. Ya resmen bakamıyorum şu sahneye ya. Kıza bak, vampir gibi çocuğun kanını emiyor resmen. Ama sen dur. Benim 2 çift lafım olacak bu Asya'ya. Tamam. Tamam Asya'cığım, hemen gidin. Abidin baksana. Efendim Emel. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorum? Asya'nın kulaklıkları çantasına kalmış. Yukarı çıkıp onu alacağım. Kız resmen köle gibi seni kullanıyor, farkında değil misin? Ya ne alakası var canım? Abidin, sevgiline söyle sana motor alsın. Ara sıra kurye işine de çıkarsın kardeşim. Ya ne alakası var abicim? Elime mi yapışacak? Allah Allah. Siz isteyin size de alayım. Yürü. Hadi. Asya. Nasıl? Biraz bezmeye başladı mı? Yani bilmiyorum o bezmeye başladı mı ama... ...öyle yaşamak gayet güzelmiş. Boşuna dememişler. Ne varsa senin sevdiğin de değil... ...seni seven de var diye. Öyle mi? Bırak şu kahveyi de şu işi bitirmeye bak. Yani Loşkocuğum ben gayet halimden memnunum. Bence sen git Abidin'le konuş. Ha bu arada bu kadar yakın durmazsak sevinirim çünkü birazdan Abidin gelecek. Şimdi kız arkadaşını böyle görürse yanlış anlar falan rahatsız olur. Ne bu surat? Ne oluyor? Hı? Bilmem. Ne acaba Koray? Ne bileyim ben.
Kızların trip atması için nedene gerek yok ki. Sizin için ataspora gibi bir şey bu zaten. Ya siz erkekler hep aynı mısınız? Biz erkekler. Dişi sinek görmeyin. Hemen yürüyorsunuz. Bir dakika, bir dakika. Kime yürümüşüm ben? Ben de salak gibi bana yardım ediyorsun sanıyorum. Ya kes dramayı. Açık açık söylesene, kime yürümüşüm ben? Ebu'dan bahsediyorum Koray. Benim kız kardeşim ben. Hemen yürümüşsün kıza ya. Bak, ne bu? Kalbimin yeni sahibi Koray. Nasıl ya? Ne oldu? Sen de Burak gibi kendinde değil miydin o sırada? Hayır Sevda, yani benim onunla hiçbir alakam yok. Manyak mı bu kız ya? Bırak ya. Çek şuradan. Allah. Doğruluk cesaret oynamak isteyen varsa oynayalım abi. Oyun çok eğlenceli. Kızlardan cesaret oynamak isteyen varsa Burak'la çıksın. Yani bayağı eğlenceli oluyor. Nerede kimle yakalayacağınız belli değil. İyiymiş. Abi. Kaval kemiğine taban girdi resmen. Burak artık 2 ay sahalardan uzak kalır. Net. Burak, ne olacak abi bu durum? Vallahi bilmiyorum ki abi ya. Ne yaptıysam konuşamadım. Vallahi birader, son olanlardan sonra ben olsam ben de konuşmazdım. Ya abi sanki üzerimde bir lanet falan bir şey var ya. Ya nereye elimi atsam elimde kalıyor abi. Zamana bırakacaksın abi. Zaman her şeyin ilacı. Asya'cığım. Arabanı yıkadım, pırıl pırıl oldu. Ellerine sağlık canım. Canım. Şimdi... Karşıdaki kafeden bana bir çeri çaklatı kek al. Yanına da karamel macchiato istiyorum. Ama laktozsuz yarım yağlısız koydur içine. Bir shot espresso istiyorum. Ek mocha da eklet. Protein tozu da istiyorum. Peki Asya'cığım. Yuh be kızım. Yani senin yaptığın bu zulmü Paris Saint Germain Barcelona'ya yapmadı ha. Ya Loçko, bazen ben bile kendimden tiksiniyorum ama yok. Yani adama ne yaptırırsam yaptırayım bezmiyor. Yakında bezecek. Yani insan olan bu zulme isyan eder Asya. Ya. Vallahi Loçko, bence Abidin bana fena aşık olmuş ya. Yoksa bu kadar eziyete hayatta katlanamazdı. Ne oluyor Asya? Sen de Abidin'den etkilenmeye başladın herhalde. Yani vallahi ne yalan söyleyeyim, etkilendim. Şimdi ben adama git kendini uçurumdan at desem atlayacak. Yok, yani buna gerek kalmayacak. Eğer bu iş biraz daha uzarsa ben Abidin'i kendi ellerine atacağım uçurumdan. Ha Loçkocuğum, benim sınıfta çantam vardı, onu bana getirebilir misin? Pardon? Ya affedersin, ben seni bir an Abidin'le karıştırdım da. Şakası bile kötü, haberin olsun. Ya! Ama bunu sen istedin. Ben ne yapayım? İstemez olaydım. Like. Like. Sevda, doğruluk mu cesaret mi? Doğruluk. O zaman herkesin merak ettiği o soruyu soruyorum. Ay, şu an inanılmaz merak emojisi oldum. Hadi sorun artık arkadaşlar, ne soracaksınız uzatmayın. Sen Burak'ı mı seviyorsun? Evet. Burak'ı seviyorum. Ne dedim? Çok net belli abicim. O zaman sevenleri kavuşturmak lazım değil mi? Sorunuzu sordunuz, cevabınızı aldınız arkadaşlar. Daha fazla uzatmayalım. Oğlum siz ne öyle eften püften cesaret oyunları falan? Beğenmedin mi? Beğenmedim tabii. Allah Allah, bir de oyun beğendireceğiz bunu. Tamam, bak.
Burak'ı seviyorum. Ne yaptın? Karar verdin mi? Kapışıyor muyuz? Doğruluk mu cesaret mi? Ha? Senden korkan senin gibi olsun oğlum. İyi. O zaman görelim cesaretini. Hadi. Ne istiyorsun? Oğlum ne oluyor lan? Oğlum bunlar gene saçma sapan bir şeyler yapacaklar ya. Millete haber verelim çabuk. Abi ya. Burak'la Koray doğruluk mu cesaret mi oynamak için tepe yoluna gittiler. Herkes onları izlemeye gitti. Ne diyorsun sen ya? Doğruluk mu cesaret mi dediğin bu muydu? Motorla yarış mı yapacağız? Evet. Evet ama ters trafik. Ters trafik. Ne ya? Korktun mu? Ha? Ne korkacağım oğlum? Yarış nerede bitiyor onu söyle. Buradan başlayıp kavşağın sonuna kadar. İlk ulaşan kazanır. Bana uyar. E hadi. Abi saçmalamayın ya. Ne yapıyorsunuz siz? Ne yaptınız zannediyorsunuz? Koray yapma. Ölümle şaka olmaz. Ya bu yaptığınız aptallık. Saçmalamayın, yapmayın. Tamam Gözde, bir şey yok ya. Doğruluk mu, cesaret mi, nasıl oynanır herkese göstereceğiz. Ya tehlikeli iş yapıyorsunuz Koray, Burak. Beyler bakın saçmalamayın. Bu yaptığınızın cesaretle alakası yok. Bu bildiğin intihar ya. Oğlum siz manyak mısınız? Ben bile bu kadar gaza gelmiyorum lan. Oğlum bak ölür gidersiniz. Yapma. Yok abi. Tamam. Abi sen ne yapıyorsun? Burak bir bak. Oğlum. Burak billah. Çocuk. Ne yapıyorsunuz?